Metresi yok. Ne ölçü? Hangi ölçüye vuracağız bu sevgiyi, saygıyı? Bütün mesele bu. Mevlana'mız öyle diyor, Celaleddin Ruhi, Kaddesallahu sırrahul Ali, ey mümin diyor, Cenab-ı Hak yeryüzünde her şeyden çok seni seviyor. Hakikaten öyle. Mesela zaman zaman söylerim, tekrarında fayda var. Mesnevi'de Mevlana'mız izah ediyor. Allah katında güneşin mi, güneş mesela bütün dünyamızı aydınlatan, ışıklandıran, çiçeklere renk veren, dünyanın hayatını, şeklini, rengini, ahengini veren güneş mi daha kıymetli Allah katında, yoksa bir Müslüman insan mı? Bu suali soruyor ve cevabını Kur'an'dan alıp kendisi söylüyor. Allah katında yüz binlerce güneş bir müminin değerinin yarısını temsil edemez diyor. Müminin değeri çok fazla. Ve şöyle izah ediyor, arz edeyim. Ey mümin ve Müslüman diyor. Allahu Teala günde 5 vakit namaz emretmiş, davet etmiş, yapın bunu, gelin huzuruma diyor. Ve namazların ilki, birincisi de sabah namazıyla başlıyor diyor, bildiğimiz gibi. Sabah namazının vakti güneş doğmadan öncedir. Daha güneş meş yok. Güneş doğmadan sabah namazına kalkacaksın. Sebebi nedir bunun diyor Mevlana. Niçin böyle Cenab-ı Hak emretmiştir? Zahmet olsun diye değil. Sana verdiği değeri ifade etmek için Cenab-ı Hak. Ey Müslüman, Cenab-ı Hakk'ın diyor burada istediği şudur. Ey mümin, ey Müslüman, daha güneş doğmadan, güneş doğmadan, güneş uyanmadan eşyanın, maddenin, mahlukatın şekli, rengi ortaya çıkmadan, daha güneşe, tabiata, eşyaya benim rahmet nazarım ulaşmadan sen benim huzuruma gel ki sana rahmet edeyim. Benim nazarımda güneşin bir değeri yok diyor Cenab-ı Hak. Güneş uyanmadan sen uyan gel. Sen karşıma gel. Ben seni seviyorum. Vallahi böyledir. Çok mühimdir yani. Allah'ı sevmek ve Allah'tan korkmak ruhi bir potansiyeldir, bir gerilimdir. Bunu kazanmak lazım. Efendiler, çünkü yeryüzünde bizi sevenler